Merhabalar, bu videomuzda CSS'de padding ve margin özelliklerinin neler olduğunu öğreneceğiz. Bunun için ilk önce Visual Studio açıyorum. Ve daha önceden hazırlamış olduğum deneme sitemiz adlı projemi çalıştırıyorum. Evet, layout burada, linkimizi eklemişiz. Style.css dosyamızın içine bakalım, evet. Şu gereksiz arkadaşlar, bunu siliyorum. Bir önceki dersimizden kaldı. Projemi bir çalıştırıyorum. Bakalım neler yapmışız. Evet, bu divimiz üzerinden devam edelim. Projemi durdurdum. Padding, hücre içi boşluk demektir arkadaşlar. Şunu kaldırıyorum. Tekrar bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamen yapışık bir vaziyette. Padding tekrar ediyorum. Hücre içi boşluk, yani elementlerimizin içindeki boşluğu belirtmektedir. Şu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Örneğin bir 50 piksellik boşluk verelim. Ve tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıya, sağa, aşağıya ve sola 50 piksellik bir boşluk verdik. Eğer dörtlü şekilde kullanmak istersek, örneğin 10 piksel, 30 piksel, 50 piksel, 70 piksel şeklinde verelim. 10 piksel yukarıya boşluk, 30 sağa, 50 aşağıya, 70 de sola boşluk. Yukarıdan başlıyor, saat yönüne doğru hareket ediyor. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, yukarıya 10, sağ tarafı 30, aşağıya 50 ve sol tarafı da 70 piksellik bir boşluk verdim. Bunu şöyle 30 piksel olarak değiştiriyorum. Bunun dışında yukarıya ve aşağıya ayrı ayrı da verebilirsiniz. Bunu gerçi dersimizde göstermedim. Burada göstereyim. Hatta şöyle şunu 100 piksel vereyim ki daha rahat gözüksün. 10 piksel arkadaşlar yukarıya ve aşağıya, 100 piksel de sağa ve sola anlamındadır. Yani 10 yukarıya ve aşağıya, 100 de sağa ve sola anlamındadır. Üçlü bir kullanımı daha var bunun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu da 100 piksel aşağıya, 50 piksel sağa ve sola, 10 piksel de yukarıya anlamındadır. Yani ortadaki 50 piksel sağa ve sola veriyor. Diğerleri yukarıya ve aşağıya anlamında. Bunu şöyle 30 piksel yapıyorum. Margin değeri hücre dışı boşluk anlamındadır. Dilimizin daha çok diller arasındaki boşluğu belirtir arkadaşlar. Onun için kullanıyoruz. Margin. Örneğin bir 50 piksel verelim. Ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 50 piksel sağa sola aşağı yukarı olmak üzere. Bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Verdik arkadaşlar. Yine aynı şekilde 10 piksel yukarı sağa. Gerçi bunları görmeyeceğiz. Aşağıyı da görmeyeceğiz ama sol tarafı görebiliriz. 100 piksel de sola verelim. Tekrar çalışıyorum. 10 piksel yukarı boşluk verdim. 100 piksel de sola boşluk verdim. Diğer taraflar gözükmüyor arkadaşlar. Padding'in üçlü şekli de marginde geçerlidir. Bunun dışında örneğin margin left 50 piksel. Bu şekilde de verebiliriz arkadaşlar. Yukarıya vermeyecektir. Gerçi inherit, yani kalıtsal olduğu için kendi de 10 piksel veriyor. Sol tarafa 50 piksel verdik. Margin top yapalım bunu. Bu da yukarıya bir 50 piksellik boşluk verecektir arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.